Dünya Turizm Endüstrisi'nin en büyük fuar organizasyonlarından, İngiltere'nin ev sahipliğindeki Dünya Turizm Fuarı'nın bu seneki en önemli katılımcılarından biri de Hindistan'dı. Londra'daki fuarda Hindistan, elektronik vize imkanını da tanıttı. Evinde koltuğunda oturan herhangi biri, bilgisayarından form doldurarak internet üzerinden ilgili büroya gönderdiğinde, 3 gün içinde vizesini elektronik posta adresinde teslim alabiliyor. His e-visa in the inbox. Fuardaki katılımcı ülkelerden biri de keşfedilmeyi bekleyen cazip mekanlarıyla dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olmaya aday Sırbistan'dı. İkinci en büyük şehri Novi Sad, 2021 Avrupa Kültür Başkenti ilan edilen Sırbistan, turizm yatırımlarını artırmayı planlıyor. İlk kez Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin şehri Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Bu sadece Novi Sad ve Kuzey Sırbistan için değil, bütün Sırbistan için önemli bir fırsat. Çünkü Sırbistan'ın dışarıdan görüntüsüne çok önemli katkı yapacak. Londra'daki Excel Fuar Merkezi'ndeki Dünya Turizm Fuarı'nda Türkiye'de 800 metrekarelik alana kurulu standlarda temsil edildi. Für viele der Aussteller hier sind Tourismusmessen. Buradaki pek çok katılımcı ülke için turizm fuarları çok özel değil. Die Londoner WTM... Çünkü aralarında yılda 20 fuara katılan var. Die Messe bietet... Ancak bu fuar çok önemli çünkü burada büyük anlaşmalar imzalanıyor. Sebastian Sam für Euronews aus London.